Şu anda divan teşekkülümüzü oluştururken divan üyesizliğine ilçe koordinatörümüz Mehmet Eriken'in ve divan olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi saygı duruşu ve istiklal marşı için sizleri ayağa davet ediyorum. Biz il teşkilatı olarak göreve geldiğimiz günden beri her ay muntazam olarak danışma meclislerini yapmaya çalıştık. Ama seçim süreci, milletvekili aday temayülü ve teşkilatların oluştuğu için belli bir sürede danışma meclis toplantılarımıza ara vermek zorunda kaldık. İlçe teşkilatlarımızın seçiminden sonra yeniden düzenli olarak bu tür toplantılarımızı gerçekleştirmeye başladık ve inşallah bundan sonra sürekli bir şekilde tüm ilçe danışma ve il danışma meclis toplantılarımız da partimizin kadın kollarının saygıdeğer üyeleri, sevgili gençler ve AK Partiler. Partimizin Viranşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısına hoş geldin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerlendirdiğim ve ilk kez katıldığım bu istişare toplantısını umarım ki ilçemiz ve ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olsun. İçin çok önemlidir. Ben buradan sizlere fazla yormadan Viranşehir'imize yaptığımız hizmetlerden küçük başlıklar halinde bahsetmek istiyorum. Sizler de merak ediyorsunuz, milletvekilimiz Ankara'da bir yıla yakın bir sürede ne yaptı, günlerini nasıl geçirdi diye muhakkak kafanızdan geçiriyorsunuz. Belki sizler her gün yaşadığınız ortamda pek çok hizmeti arttık, kanıksandınız ve anlatmaya bile değer vermiyorsunuz. Ancak Viranşehir'de güzel şeyler oluyor. Unutmayınız ki yapmak kadar anlatmak da önemlidir. Halen 12 Haziran'dan önce Adalet Sarayı'nın temelini attık. Ve Allah'a şükür şu an kaba inşaatı bitmiştir 2012'de ve inşallah hizmete açılacaktır. Gençlik, Spor ve Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile ilgili 55 milyar bir para gönderildi. Eski Kültür Merkezi'nin bakımı için ve 350 milyar da sporla ilgili testlerin yapılması için 57 dönümde arsa tahsis edildi ve bu arsa da Ceylanpınar yolu üzerinde. Küçük sanayi 14 senedir kimse maalesef sanayi diyorlardı ama bir şey yoktu. Küçük sanayinin yerini taposunun işi bitti ve Perşembe günü Ankara'da fiyatı belirlendi ve Allah kısmet ederse 2012'de de ve temelini atacağız ve sanayimizde de 400 tane dükkan yapılacak. Sağlık Meslek Yüksek Okulu 4 yıllık, önce biliyorsunuz 2 yıllık Viranşehir'de hizmet veriyordu. Sanato'dan bunu Haran Üniversitesi'nden işlerimizi bitirdik ve YÖK'e geldi. İnşallah YÖK'te de bu işi bitirip üniversitemizi 4 yıllığa çıkaracağız. MOBESE ile ilgili 450 milyar bir para göndermiştik daha önce. Baktık ki 1 trilyona bu mal oluyor. 550 milyar da özel idareden sağ olsunlar
valimizin ve özel idaredeki arkadaşlara buradan da teşekkür ediyorum. 1 trilyon para geldi. Önümüzdeki 15 gün içinde ihalesi yapılacak. MOBESE geldiği zaman trafik kazası olsun, birçok hırsızlık, terörle ilgili hiç olmazsa görüntüler tespitli olacak. Bölgemiz zaten biliyorsunuz sıkıntılıdır. Maalesef şahitliğe gelince kimse şahitlik vermiyor. Ama MOBESE şahittir ve bu işi bitirmiş olacağız. Vakıf Bank Viranşehir'de 10 ay önce Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü'ne gittim. Dedim ki Viranşehir'in bankaya ihtiyacı vardır. Sağ olsunlar Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü'nde yönetiminde arkadaşlar bu kararı aldılar ve Temmuz'un sonunda Vakıflar Bankası Viranşehir Şubesi açılacaktır. Yerini de tuttular. Bitmek üzere. Temmuz'un sonunda Allah'ın izniyle bu iş bitmiş olacak. Viranşehir'den FTT dairesi bir taneydi. Televizyonda görüyorduk maaş alım zamanında çok sıkıntı oluyordu. Ve 2. FTT şubesinin yerini de Sinan Yıldırım'ın 4 yıldaki dükkanının karşısında kira kontratı yapıldı. Bir ay içinde Allah'ın izniyle yakın zamanda hizmete açılacak. SGK ve İşkur biliyorsunuz Urfa'ya millet gidip aidatını, sigorta primini yatırmak için günde ortalama 250 kişi Urfa'ya gidiyormuş. Allah'a şükür onu da bitirdik. Şimdi İşkur şubemiz var. Şimdi de İşkur hizmet binasının kira kontratı yapıldı. Sinan Yıldırım'ın dükkanının üstündeki binada İşkur orada hizmet edecek. O da yakın zamanda kira kontratı imzalandı. Çevre yoluyla ilgili yıllardır ben 10 senedir duyuyorum, anlatıyorlar. Bir yönde çıksın sen zahmet. Çevre yolu var diyorlar ama maalesef çevre yolu diye bir şey yoktu ortada. Sağ olsun bakanımız Faruk Çelik gereken talimatı verdi ve ben de bu işi bitirdim. Allah'a şükür çevre yolunda ihale aşamasına yani proje aşaması ihalesi yapıldı. Asfalt şu an Viranşehir'in 110 kilometre ihalesi yapılmış. 15 kilometresi ayrıyeten karayolları üstlendi. İhalesi yapıldı. Haziran'da bunlar faaliyete geçiyor. Ve 15 kilometrede Karakuzu'nun karşısındaki 3 tane köyümüzü valilik bunu üstlendi. Demek ki 140 kilometre bu sene Viranşehir'de asfalt yapılacaktır. Bu da Haziran en geç Temmuz'da bitecektir efendim. Ağaçlandırma olayına gelelim. Viranşehir'de bugüne kadar sağ olsun kim ne yapmışsa, kim ne etmişse ben hepsine teşekkür ediyorum. 34 bin tane ağaç ekildi Viranşehir'de bu sene. 13 bini Milli Eğitim, 13 bini de ilçe tarıma gönderildi. 8 bin tane de Viranşehir Urfa yolu üzerinde dikildi. Bu da hayırlı olsun diyorum. Bence bir ağaç bir insan demektir. Ve inşallah bu 4 yıl içinde her sene arttırmak kaydıyla biz bu işlerin peşini bırakmayacağız. Eyüp Nebi ile ilgili Eyüp Nebi yolu 15 kilometre dedik asfalt oluyor ve yine özel idareden 500 milyar bir para tahsis edildi. Oraya 5 katlı bir otel binası yapılacak. Ve ayrıyeten 28 dönüm üzerinde Eyüp Nebi'ye giden arkadaşlarınız varsa gitmemişse gidin görün. 28 dönüm üzerinde bir park alanı yapıldı ve 1-2 ay içerisinde de teslimat edilecektir. Eyüp Nebi'de ayrıyeten hayırseverler tarafından 5 katlı bir kız yurdu yapılıyor. Orada Allah razı olsun kim oraya yardım ediyorsa ve bize de dediler ki buranın 2 katının yapılması için bize
10 ton demir verirseniz bu iki katta biter. Sayın Valimize ilettim. 10 ton demiri de söz verdi. Ve bu ay içinde veyahut da önümüzdeki 5-10 gün içinde bu demiri gönderecekler. Şimdi TOKİ ile gelelim. TOKİ ile ilgili Viranşehir'de biliyorsunuz arsa başına almış gidiyor. Arsanın metresi 500 bin lira yani eski para ve eski para 1 milyara kadar arsa fiyatları Viranşehir'de. Ben Viranşehirliyim. Her şeyi görüyorum, her şeyi biliyorum. Dedik ki burada evi olmayan insanlara konut yapalım. Ve 250 dönüm arazi üzerinde 1500 konut TOKİ tarafından araştırmalar, toprak, zemin etüdü yapılıyor ve inşallah 3 ay, 5 ay içinde de onun da temelini atacağız. İşlemler devam ediyor. Hazır. Şimdi 8 ayları zaten bir ay sonra doluyor. Arkadaşlar ben biliyorum sıkıntılarını. Ya bir ay sonra ne yapacağız? Ya kardeşim biz bunu alırken zaten 6 ay diye aldık. Biz 8'e çıkardık ama bunlar çıkacak, başkaları girecek yani. Bu devam edecek. 1250 ise 1500'e çıkaracak. Yani onlar çıkacak, başkaları girecek. Her yerinde bulunan arkadaşlarımız, ağabeylerim, Sayın Milletvekili, değerli ağabeyim Mehmet Akyürek Bey, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Viranşehir'de ilçe danışma meclisi toplantısında sizlerle bir arada bulunmanın mutluluğunu, sevincini taşıdığımı özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi burada Mehmet abi ana başlıkları sıraladı. Söz söylendi. Birçok söz söylendi. Bütün bunlar söylenirken detayına girmemekle beraber ben de müsaadelerinizle bir iki duygumu paylaşmak istiyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, işte böyle bir lider, işte böyle bir kadro, işte böyle bir ekip, her şey Viranşehir'e helal olsun. Bu yapılanların hepsi size helal olsun. Elindeki bu güzel olan iktidarı, milletvekili ve sayın bakanın bu çabalarını eğer sizler yerel iktidarı da bizlere verdiğiniz takdirde işte şu andaki performans %100 olarak devam edecektir. Onun için diyoruz ki önümüzdeki süreç bizim için ince, uzun ve çetin bir yoldur. Kolay değildir. Zaten biz kolay olan bir şeye de talip değiliz. Biz ama öncelikle Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle, hayır dualarıyla inşallah Viranşehir'de, Suruç'ta, Ceylanpınar'da, Siverek'te, Halfeti'de biz buradaki yerel iktidarı, Şanlıurfa'da büyük şehirde yerel iktidarı inşallah yakalamak istiyoruz. Bu noktada topyekun tek vücut olmuşuz ve burada da Mehmet abinin start vermesiyle belki bugünkü ilçe danışma meclisinin toplantısında da bir milat oldu. Bu vesileyle özellikle önümüzdeki süreçte Büyükşehir kanunu çıktıktan sonra yerel iktidarla belediyeler noktasındaki çalışmalarımız devam edecek. Sizlerle beraber daha çok hızlı bir şekilde gerek ilçede, gerek ilde, gerek Ankara'da daha çok beraber olacağız. Çok fazla detaylara girmeyeceğim. Söylediğim burada saydıkları bir ekip ruhu, ben değil biz olmanın sonucunun danışma meclisinde de aynı şey. Biz ve onlar. Ancak biz diyoruz ki ötekileştirmiyoruz. Sadece biz diyoruz. Siz demiyoruz, onlar da demiyoruz. Böyle bir güzel bir siyasi birlikteliği yakaladık. Bizim sizden sadece ricamız bizim aramızda Allah razı olsun.